Akılla alay ediyorlar. Şimdi benim az önce vurguladığım husus ne biliyor musun Göksu? Ee, Amerika timsah gözyaşı dökerken havadan mermi yağdırmaya veya göndermeye devam ediyor diyorum ya. Şu insan aklı alay etmek. Şimdi Netanyahu Amerika kavga işte aralarında çekişme veya işte Netanyahu öncesi sonrası biz tartışırken aslında arkada işleyen bir mekanizma bir sistem var. Hani diyoruz ya Amerika devlet başkanı değilse de o arka sistem işler diye biz şu an bunları konuşuyor olsak da bir akıl, bir sistem durmadan işliyor. Bu İsrail için de aynı şey geçerli mi? Aynı şey geçerli. Hiç de hiç yani bir şey burada tane Netanyahu kalacak mı gidecek mi tartışması ya, aslında. Göksu, Sharon, Perez bunlar katil değil miydi? Bunlar soykırmadılar mı? Bunlar katliam yapmadılar mı? 48'den bu yana aktörler değilse de değişmeyen bir yayılma bir o dört tane haritayı niye biz yayınlıyoruz? Bak az önce kritik bir soru sordun orada ee, aklıma gelen bir şey vardı. Araya girmek istemedim. Burada yeri gelmişken cevabını vereyim. Ne güzel söyledi Gaffar. Terör örgütü olarak görüyorsun ya Hamas'ı dedi. Hı. Az önce sordun ya. Niye Türkiye'ye gelsin Hamas diye yönlendiriyorlar? Evet. Ha, hatırlar mısın o senaryoyu? DAEŞ'la Türkiye ilişkilendirmek için MİT operasyonunu kurdular. Hı. O alçakça saldırı yaptı. O FETÖ denilen ihanet şebekesi. Orada yarım kalan bir oyun var. Şimdi bu Türkiye ile bu işi ilişkilendirip ileride eğer oyun tutar da bunlar kazanırlar, başarırlarsa, işte Hamas terör örgütü, al hamisi de Türkiye demek için kuruyorlar bu tezgahı. Birçok nedeni var. İç kamuoyunu hareketlendirmek, Abdullah Hocam'ın da ifade ettiği gibi ama bir niyette de bunu olduğunu bilmekte fayda var. İlla bizi bir yerlerden bulaştırıp, Hamas bir örgüttür, desteklerini Türkiye'dir denklemini kurabilmek için bu alçakça tuzağa aklı vermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Amerika, işte sivil kayıplar iki gün önce de aynı açıklamayı yaptı. Sivillerin ölmesini doğru bulmuyoruz. İsrail bu konuda haddi aştı. Daha Macron bugün ya dalga geçer gibi işte Macron'un açıklamasını okumuşundur. İsrail'in gittiği yol yanlış. Ya dün ne diyorsun bugün ne diyorsun? Alay mı ediyorsunuz insanlarla? Arka planda aynı akıl hep işliyor ama ön planda yeri ve zamanı geldi mi? Millet rol değiştiriyor. Farklı söylemlerle gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Ve maalesef işte biz bunlarla oyalanırken o sistem durmadan işliyor. Yani şu anda orada insanlar katlediliyor. Bu bombalar ilk defa gelmiyor. Savaşın ilk günü göstere göstere getirdi. Televin göbeğine bunları indirdi ve dedi ki korkma arkandayım sınırsız dedi destek vereceğim nereye harcadığını sormayacağım hesabını dedi. Kim diyor bunu Amerika e, Yunus işte hatta günlerdir çırpınıyor hala alamadı da ne harcadınız diyor ya buraya. Bana şunun bir dökümünü getirin. Verdiğin silah tesisatı, mühimmatı bir anlatın bakalım nedir bu desteğin sırrı. Hala dalga geçer gibi ne diyor? Çalışmalar devam ediyor. Ya 50. güne evet geldik, hikaye geçti. Burada bir şey... Evet, ilaveleri al. Evet, buyurun aynı komutanım. Aynı olay, aynı olay. Müsaadenizle bir cümle gireyim. Estağfurullah Bakın ha, Aynı olay PKK'ya verilen silah malzeme teçhizatında herhangi bir şekilde listesi yoktur. Listesi yoktu. 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. PKK'ya, YPG'ye verilen aynı bakın İsrail'e verilmiş gibi aynı İsrail'e akıl aynı akıl komutanı Ukrayna'ya hepsinin hesabı var. Yani onu da söylemek istiyorum Sayın <laughs> Coşkun. Yerden göğe haklısınız desteklemek açısından konu. Sağ, sağ olun Sayın Komutan. Akıl aynı akıl. Yani İsrail'in PKK'dan ne farkı var? Adını da koydum it diyorum. İsrail terör örgütü. PKK'nın elinde olsa uçak bu imkanlar o da aynısını yapar. Yapmadı mı? Kendi halkını bombalamadı mı? Kürtlerin hakkını koruyorum diye köyleri basıp kundaktakine sıkmadı mı? Orada imkanı tüfekti, onu kullandı. Bunun elinde bomba var, bu, bu bunu kullanıyor. Akıl aynı, canavar ruh aynı, mantık aynı, değişen hiçbir şey yok. Bir de, bir de söylüyorum, Amerika Amerika mesela 40 bin tır ondan sonra 4000 uçakla verdiği malzeme, silah, teçhizatı açıklamadı. En büyük ayıbıdır Amerika Birleşik Devletleri'nin. Aynı İsrail'e verdiği gibi açıklamadan gizlice verdi PKK'ya verdiği silah malzemeyi. Halen Amerika de vermeye ondan... devam ediyor Siz komutanım. Biz cımbızla aradan bulmaya çalışıyoruz. Kaç Kaçtır geldi, aynen. içine ne var? Ya dökülsene şunu, ne getiriyorsun diye. Utanmadan evet. diyor ki DEAŞ'la mücadeleye getiriyorum. Ya DH'de hava aracın var uçak var da hava savunma sistemlerini oraya getiriyorsun. Yani çırpındıkça batan yalan üzerine yalan üreten ve buna da doymayan bir ucube yapı var. Ve hala o şeytan aklı oyun kurmaya çalışıyor. Sözde Hamaslar Türkiye gelecek ve Türkiye'de işte terörle bir anarak yarım kalan FETÖ'nün üzerinden yapamadığı operasyonu buradan tamamlayacak. Şimdi az önce dedin ya niye Türkiye hedef diye. Amerika'nın ve İsrail'in yani teröre destek verdiği bir devlet kılıklı yapıya e, o cepheden baktığında bunların önüne dur diyecek kim var ya Türkiye'den başka? Ben sana füze atacağım sakın ha üstüne alınma size de hiçbir şey olmayacak diyen İran mı? Yoksa hala Metallica konseri planlayan yanı başında kan gövdeyi götüren Suudi Arabistan mı? Buyur dükkan senin diyen Ürdün mü? Kim dur diyecek? Yani biz hedef olmayalım da kim olsun? Sayın Erdoğan uçakta gelirken söylediği son sözler tarihi sözler. Sordu gazeteci arkadaşlar ne yapmamız lazım diye. Biz yapacağımızı yapıyoruz diyor. Kurumları diyor harekete geçirmek için çırpınıyoruz diyor. Bakın Lahey Adalet Divanı 3000 tane avukat şu an işte İsrail denilen canavarın yapmış olduğu katliamla soykırımla ilgili suç dosyası oluşturuyor. Takipçisiyiz. Hareketlendirmeye çalışıyoruz Lahey Adalet Divanı'nı. Oradaki eski bir başsavcı bir anda insanlık onuru aklına geldi. Diyor ki bas savcı Lahey'de görevli. İsrail'in yaptığı doğrudan soykırımdır diyor. Ya bunu İsrail ilk defa yapmıyor ki. Sen de düne kadar orada bas savcıydın. Niye yapmadın görevini? Madem bunları biliyordun. Şimdi niye bunlar söylenmeye başladı? Çünkü sahayı zorluyoruz. ...gücümüz şu an buna yetiyor. Akıllı bir strateji uygulamak durumundayız. Okay. Kurumları hareketlendirmeye çalışıyoruz. Ülkeleri geziyoruz. Hadi diyoruz İslam ülkelerine... ...ya kardeşim bu coğrafya... ...sizin coğrafya bir kıpırdayın diyoruz. Ve en son artık Cumhurbaşkanı'nın... ...kurduğu şey o. Söyleyeceğiz... ...anlatacağız diyor. Hiçbir şey olmadı. Kalbimizde... buz edeceğiz diyor. Niye? Biz buna inanmışız. E şimdi... Burada Türkiye tehdit olmasın kim olsun? Niye üstümüze geldiklerini buradan anlayalım, buradan konduralım. Çünkü gerçekten şu süreçte tek başına hareket eden ve bugüne kadar da büyük bir onur ve şerefle noktayı bunu e, konuma getiren Türkiye ve Sayın Erdoğan. Hamas kendisi söylüyor işte. Esirleri diyor biz Türkiye'nin çabalarına karşılık Sayın Erdoğan'a bir lütuf olsun diye bıraktık diyor. Evet. Filipinliler ve işte Taylandları. Dolayısıyla bizden başka samimi olan hiçbir yer, yer yok, yapı yok. Ve Amerika'nın şu an yaptığı teröre destek, yani İsrail'e bu yani listeyi oluşturduğumuz Peki. faaliyeti Amerika'nın doğrudan terör destek olarak algılanmalı. Çünkü PKK'nın İsrail'den, İsrail'de PKK'dan fark yok. Bu bu kadar net. Peki. Ee, Sayın Yakınca sözlerini... Yok, bir cümle söyleyecektim ben, ben buraya ilave ettim. Evet, Pardon. Sayın Yakınca'yı ayakta tutmayayım. Sözlerini ben, tamamlasın. Hemen, sen, sen, de, devam edeceğim. bu, hemen. Çünkü. Şimdi Amerika şu anda bunu açıkça itiraf ediyor. Vietnam Savaşı sırasında kullandıkları portakal gazı, Agent Orange'ı yıllarca inkar ettiler. Hmm. Bakın nereden nereye gelmiş. Amerika bugün bir soykırıma ortak oluyor ve bunu itiraf ederek 200'ü bir tutumla yapıyor. Yani şunu görmeliyiz. Batı ahlaksızlık limitlerini zorluyor. Bunu görmek zorundayız. Bakın şu fotoğrafı böyle yayınlıyor olması Amerika'nın iki yüzlülüğünü de aynı zamanda itiraf ettiği anlamına geliyor. İşte e, sevgili Yunus da söylüyor soruyorum yanıt alamıyorum diyor değil mi? Başka gazeteciler de var. Yani bir sürü namuslu dürüst gazeteci Peki. Amerikan hükümetine soru soruyor ve gerçek çelişki içermeyen yanıtlara ulaşamıyor. Neden? Çünkü artık o limitler aşılmış. Yani insanlık pazarladıkları dönemi de geçtiler bu noktaya geldi. Peki. Sayın Çiftçi'den ilavesini alayım. Ee, Yunus sana geleceğim hemen. Evet buyur. Burada niye böyle Amerika ve sivil kayıpları sınırlamaya çağırıyor diyoruz ya. Joe Biden televizyon konuşmalarında silah gördüğünden bahsetmiyor. Tüm büyük medya Joe Biden'ı daima sivil kayıpları sınırlayın diye konuşurken gösteriyor. Trump ilk seçildiğinde Twitter'dan e, mesaj atıyordu. Niye mesaj atıyorsun Twitter'dan dediklerinde Amerikan medyasının %96'sı bana karşı e, medyanın. Dolayısıyla Twitter'ı kullanıyorum diyordu. Sözlerimi kesiyorlar, yayınlıyorlar. Evet. Evet. Hayır, algı oluşturuyorlar. Algo. Şimdi Amerika'da, Batı'da kurulan bir düzen var. Kendi halklarını kandırıyorlar. Dolayısıyla televizyonda biz 57 bin top mermisi yok 100 tane ton ağırlığında bomba gönderiyoruz demiyor. Halk ne olup bittiğini fark etmiyor. Halk sürekli Joe Biden'ı barışı çağıran bir lider olarak görüyor. Batı liderlerini böyle görüyor. Onlar da insan, onlar da duygusal, onlar da merhamet, onlar da vicdanı var. Kamboyunda Amerika Beşikleri %50 İsrail destekliyor diyor ya, bunun nedeni olayların kapatılması. Bu nedenle yazılı medyayı çoğu kişi belli ki okumuyor. Ben dikkat ediyorum. Joe Biden sürekli İsrail'in yanındayız ama bu şeyi e, sivil kayıplarını sınırlayal diyor. Yani buradaki stratejileri Batı halkını dünyadan izole etmişler. Özgür dünyayı tamamen bilgi açısından manipüle etmişler. E, Elon Musk Twitter'ın yeni X platformunun sahibi iki gün önce bir tweet attı. Dedi ki diğer platformlar satın alınmış ve parası ödenmiştir dedi. Tek satın alınamayan Twitter. Yani ilk platformu vardır şeklinde bu kavga daha da büyüyecek. Ve şu an dünyanın gündemi neden Ocak'ta vazgeçecek diyorum. Çünkü daha fazla kandıramayacaklar. Yani nasıl ki New York Times'ta bile gittiler, editör işe son verilince orayı bastılar, burayı bastılar. Bu süreç İsrail Gazze arasında ya Filistin arasındaki problem, Batı da kendi aralarında başka hesapları da defterleri de açacak. Yani Batı'nın aslında özgür dünyanın ne kadar köle bir köleleştirildiği bilgi açısından, mesela Covid şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid ile ilgili geçmişte, bunun e, Anthony Fauci Beyaz Saray sağlık danışmanı ilk kere Kongrede şey, temizlemesini sorgulanacak. Niye sorgulanacak biliyor musunuz? Bunun kaynağı ile ilgili haber noktasında. Mesela belki bir bir mahkeme Beyaz Saray'ın sosyal medya şirketlerine iletişim kurmasını yasakladı. Yani iletişim kuruyorsunuz, manipüle ediyorsunuz, hesapları engelliyorsunuz. Bunun Elon Musk bunları açığa da çıkardı. Bu nedenle şu olayda biz niyesini arıyoruz ya. Niyesi basit. Buraları değil. Alay malay derdinde de değil. Bu adamların tüm derdi Amerikan halkını nasıl kandırırız? Kandırma üstüne kurulu. Bu nedenle dikkatle televizyona bakın. Joe Biden barıştan başka bir şey konuşmuyor. İsrail'in yanındayız, barış. Türeli şey bu. İki yüzlülük yapıyorlar. Bu var. eskiden demir perde vardı. Şimdi elektronik perde kurmuşlar o zaman halkı. Eskiden de böyleydi. Evet. Söyleyeyim. Şu an baktığımızda baştan beri tüm batının halkını ortaya almışlar. Büyük medya üstünden. Ne yaparsa tersini söyletiyorlar. Bu nedenle Batı nedirse tersi doğrudur. Birine diktatör diyorlarsa diktatör kendileridir. Birine hırsız diyorlarsa hırsız kendileridir. Dikkatlice bakın. Tüm medyada öyle. Şu an korkunç bir durum var ortada. Bu nedenle bu süreç başka bir yere evrilecek. Hiç beklemedikleri bir yere diye düşünüyorum. Peki.